أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kıymetli kardeşlerim, değerli dinleyenler, sevgili izleyenler, Rabbimize hamdü senalar olsun. Yine bir sohbete, ayet ve hadis sofrasına bizlere nasip etti. Rabbimiz Celle Celaluhu anlatmaktan çok ben de dahil olmak üzere bu anlattıklarımızdan ibret almayı ve hayatımızda yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif'in son 7 günündeyiz. Nasıl başlayıp nasıl bittiği, inanın senelerden beri insanlığın, Müslümanların nasıl başlayıp nasıl bittiği hala da çözülmemiş bir aydır Ramazan. Elimizden kaçıp gidiyor, affolunan saatler kaçıp gidiyor, tövbe etmemiz gereken saatler kaçıp gidiyor. Rabbimiz bu fırsatı belki bir dahaki sene bize vermeyecek. Belki bir dahaki sene Ramazan-ı Şerif ayında bu hayata veda edeceğiz. Rabbimiz tez zamanda uyanmak nasip eylesin. Kardeşlerim, bugünkü konumuz Türkiye'mizin ve dünyadaki Müslümanların doğru yaptığını zannedip girdiği haramlardan en başı olan, ümmetin başındaki en büyük bela olan, ümmetin başındaki en büyük imtihanlardan bir tanesi olan tesettür giymemek ve tesettür giydiğini zannetmek. Bakın, bir tesettür giymek var. Allah-u Teala'nın istediği şekilde giymek var. Rabbül Alemin'in razı olduğu tesettür emri var. Bir de tesettür giydiğini zanneden insanlar var. Bu çok önemli bir mevzu. Yaklaşık bütün 15-20 senedir anlattığım sohbetlerimde en çok değindiğim meseledir. Ve insanların aldandığı, ilk başta aldandığı meselelerden bir tanesidir. Müslüman olmasına rağmen bu konuyu hala idrak edemeyen Müslümanlar çoktur yani. Bunu hala anlamış değiliz. Tesettürün kavramını anlamış değiliz. İnşallah şu yarım saatlik zamanda bunu inşallah açıklayabilirim. Çok iyi dinleyin kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de bakın ilkten tesettür emrinden önce gözleri haramdan sakınma Allah-u Teala bizi teşvik ediyor, emrediyor. Gözleri haramdan sakınmak. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bizlere, erkek ve kadınlara ferman ediyor, emrediyor kardeşler. Estaizu billah, bismillah. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا بِأَمِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَب۪يرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ. İlâ âhir âyeti. Ayet devam ediyor. İlk önce erkeklere emrediyor bakın. Allah-u Teala ilk erkeklere emrediyor. Burada bir işaret var. Niye erkeklere emrediyor ilk? Bakın şu anda mahrem yerlerini açanlar ekseri kadın. İlk önce erkeklere bakmamayı Allah-u Teala emrediyor. Sen ilk önce erkek olarak bakmayacaksın. Kadınlara gözlerle, sözlerle, fiillerle bir taarruz yapmayacaksın.
قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ Ey Habibim Muhammed Mustafa'm sallallahu aleyhi ve sellem. Mümin erkeklere söyle, emret. يَهُضُّوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ Gözlerini يَهُضُّوا yumsunlar. Bakın yummak diyor. Yani sen o kadını görmemek için elinden geldiğin kadar gözlerini yum, kapat. Yolda gözlerimizi yumarak, kapatarak yürüyemeyiz tabii ki. Ama o kadını görmeyecek bir şekilde kafamızı ne yapacağız? Çevireceğiz. Allah Teala erkeklere söylüyor. İşte insan hakları. Bugün senin eşine ve kızına Allah-u Teala bakma hakkı tanımıyor hiçbir erkeğe, Müslümanlara. Hiçbir Müslüman erkeğe yabancı bir kadına bakma hakkı tanımıyor. İşte Allah-u Teala senin ve benim kızımı bu şekilde bakmamızı yasaklıyor. Senin eşin ve kızın eziyet görmesin. Sen eşini ve kızını açıyorsun ama Allah baktırmıyor. Sen eşini ve kızına tesettür emretmiyorsun, örttürmüyorsun. Sen kıskanmıyorsun, Allah-u Teala kıskanıyor bakın. Allah-u Teala bakma hakkı tanımıyor bize. Senin eşinin ve kızın hakkını nasıl koruyor görüyor musun? Benim eşimin ve kızımın hakkını nasıl koruyor görüyor musun? Bugün hangi kanun koruyor? İslam'dan başka Müslümanın haklarını koruyacak ne var ki başka? Bakma hakkı tanımıyor. Ama Allah-u Teala böyle kıskanıyor. Bakın Allah Celle Celaluhu, Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ben kıskancım buyuruyor hadis-i şerifte. Ben eşlerimi kıskanıyorum, kızlarımı kıskanıyorum, ben kıskancım. Ama Allah benden daha kıskanç diyor. Celle Celaluhu. Allah kadın kullarını o kadar nadide, o kadar efendim ayrı yaratmış ki, ayrı bir değer vermiş ki Allah kadın kullarını kıskanıyor kardeşler. Rabbül Alemin mahrem yerlerine bakmayın diyor. Kadınlara bu kadar değer vermiş Celle Celaluhu. Ama sen kendine değer vermiyorsun ey hanım kardeşim. Sen kendini ateşe layık görüyorsun. Sen kendini çöplüğe layık görüyorsun. Sen kendini değersizleştiriyorsun. Ama Allah sana bu kadar değer veriyor. Hiçbir erkeğe sana bakma hakkı tanımıyor. Seni bu kadar düşünüyor. Ama sen kendini düşünmüyorsun. Allah-u Teala diyecek mahşer günü. Ben senin hakkını korudum. Erkeklere emrettim. Tesettür verdin. Elbise verdim. Kumaş verdim. Bunlar da olmayabilirdi. Örtecek bir şey de olmayabilirdi. Ben senin hakkını korudum ey kadın kulum. Ayşem, Fatımam. Ama sen kendini korumadın. Ben bu kadar emrettim, ferman ettim hocalara. O kadar vaaz ettiler. Bangır bangır senelerdir video izledin. Bu videoyu da izleyeceksin. Ama kapanmadın. Allah-u Teala seni düşünürken, beni düşünürken biz kendimizi düşünmedik işte. Erkeklere söyle gözlerini harama bakmaktan yumsunlar. Yummak diyor bakın. Onu görmeyecek şekilde kafanızı çevirin diyor Allah-u Teala. İşte dünyanın kurtuluşu bu. İşte erkek ve kadının dünya sisteminin kurtuluşu bu kardeşler. Harama bakmamak. Bir kadına şehvetle bakmamak. Allah-u Teala işte düzeni kurmuş. Dünyanın ana düzeni bu olsaydı, dünya işte bu sistem üzerine kurulsaydı, hangimiz efendim bugün tecavüzleri duyabilirdi? Hangimiz tacizleri duyabilirdi? Ne sözlü ne fiili. Ne taciz duyabilirdik, ne tecavüz duyabilirdik. Dünya sistemini kurmuş Allah-u Teala. Bu sistemden başka bir sistem bizi kurtarmaz kardeşler. Bugün işte Amerika, Almanya, İşte bu iki ülke, işte gelişmiş ülkeler diyorlar ya, neresi gelişmiş? Amerika'da 10 dakikada bir tecavüz olayı oluyordu zamanında. 10 dakikada bir tecavüz olayı oluyor. Bunlar nesi gelişmiş? Nesi gelişmiş acaba? Zinası gelişmiş, evet. Haramları gelişmiş. Efendim, Allah'a şirk koşmaları gelişmiş. Zalimliği gelişmiş. Batı devletlerinin bunları gelişmiş. İşte bu düzen üzere gitseydik kardeşler. Ve yahfazna furucuhum ve yahfazu furucuhum ve ırzlarını da korusunlar. Yani kendileri helal olmayan hanımlarından başka kimselere zinaya yaklaşmasınlar.
ferçlerini, tenasül uzuvlarını, edep yerlerini korusunlar. Başka hiçbir haramı açmasınlar diyor Allah. İşte dünyanın kanunu. Bugün cinayetler bundan işleniyor. Evet, aldatmalar bundan oluyor. Biz dinimizi yaşayamadık. Kalbimize başka sevgiler koyduk. Aşk adı altında, sevgi adı altında kendimize efendim bir kılıf uydurduk. Kendimize bir efendim başka sayfa açtık. İşi oraya vurduk. Aşktan girdik. Ben seviyorum dedik. Sevmeyi efendim bu haramın üzerine caiz gördük. Ya ben kötü niyetle yapmıyorum ki, seviyorum diyorsun. Kalbine söz geçmiyor. Hayır. O kalbine vesveseyi veren, yasak aşkı veren şeytandır. Rahmani bir sevgi değil bu. Bekar olsan bir kadının edebine, ahlakına, tesettüne vurulursun, seversin, aşık olursun, gider istersin ve evlenirsin. İşte sevgi bu. Sevgi 5 sene gezip, 5 sene gezip nişanlı birbirimizi tanıyacağız. 5 sene geziyorsun, evleniyorsun, 6 ay sonra boşanıyorsun. 5 sene desen tanımadın mı bu eşini? Allah'ın kuralını ihlal ettin. Mevla'nın kuralını ihlal ettiğimiz için bugün mahkemeler dolu. Kuralı ihlal ediyorsun. 5 sene de geçsen, 10 sene de geçsen, benim kuralımı ihlal ediyorsan boşanacaksın. Temeli sarstık. İşte şimdi düğün salonları kapalı. Oynamak yok, zıplamak yok, çalgı yok, müzik yok. Ne oldu? O kadar anlattık. Evleniyoruz. Evlendiğimizin, işte o yuvamızın efendim temeline dinamit döşüyoruz. Oynamalarla, müziklerle, danslarla dinamiti döşüyoruz. İşte bu yuva efendim 6 ay sürmüyor. Niye? Efemen essese bünyanehu alet takva diyor Kur'an-ı Kerim. Kim binasını, hayatını takva üzere kuranla efendim haram üzere kuran, haram üzerine kuran, yaşamını haram üzerine kuran bir kimse eşit olur mu diyor Kur'an-ı Kerim. Takva üzere kurmadın. Yani bugün tabiri caizse bir bina yapıyorsunuz. 5 katlı bir ev yapıyorsunuz. Temeline döşemeniz gereken demir miktarını döşemezseniz bu ev yıkılacaktır. Sen yuvanın temeline gerekli efendim manevi direkleri dikmedin. Gerekli manevi demirleri döşemedin. Bu yuva yıkılacak. İşte o erkeklere söyle, edep yerlerini haramdan başka kadınlara açmasınlar. Velike, işte bu emrettiğim şey, harama bakmamanız ve zina yapmamanız eskalehum, onlar için, o erkekler için en temizidir, en doğrusudur, en mükemmelidir diyor Rabbül Alemin. Bu en temizdir. Temiz yaşamak varken niye kendimizi zorluyoruz kardeşler? Ben seviyorum demek aldatmacadır. Ben Allah için efendim çok temiz duygularla seviyorum. Yalan. O lafı dedirten şeytan sana. Ama ileride başına ne gelecek bilmiyorsun. O flört ettiğin kadınla ya evleneceksin ya da araya ayıracaksın. Evliyken birbiriyle efendim ilişkiler kuran, yasak ilişkiler kuranlar. O erkeği seviyorsun. Seviyorsun değil mi? Allah onu nasip etseydi sana nasip ederdi zaten. Ben kadını, o kadını seviyorum. Hayır. Evliyse yok. Eğer o kadın senin olsaydı, Allah sana yazsaydı o kadınla evlenirdin sen. Ama yazmamış. Sen kaderi zorluyorsun. Kaderi zorluyorsun. Artı eksi kutupları ters çeviriyorsun. Artıya artı değil, artıya eksi koyuyorsun. Artı kutuba eksi kutup bağlıyorsun ve çarpılıyorsun. İşlemiyor, sonu yok. Allah'ın kuralını, kaidesini bozmaya çalışırsan patlarsın. Aynı böyle eksi artı kutupların ters bağlandığı gibi kardeşler. Bunu şeytan dedirtiyor. Bir an önce bunu yapan kardeşlerimiz, hep beraber hepimiz tövbe edelim kardeşlerim. Yol yakınken tövbe edelim. Bakın Kadir Gecesi geliyor. 4-5 günümüz var. Kadir Gecesi geliyor. Kadir Gecesi'nde affolduk, affolduk. Affolmadık, daha bir dahaki seneye kadar tehlikedeyiz kardeşler. Kadir Gecesi bizim ümmete, ümmeti Muhammed'e verilmiş en büyük nimetlerdendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte Kadir Gecesi'nin faziletinden bahsederken
bin aydan daha hayırlıdır. Yani 83 sene deyince işte bu ayet gelmeden önce hayrun min elfi şehr. O Kadir gecesi hayrun min elfi şehr. Bin seneden daha hayırlıdır diye ayet inmeden önce sahabe-i kiram dedi ki ya Resulallah, geçmiş ümmetlere bakıyoruz. Musa aleyhisselam ümmeti 500 sene, Nuh aleyhisselamın ümmeti 950 sene. Bu insanlar, bu müminler, bu Müslümanlar 950 sene ibadet ettiler. Yani bizden daha kârlılar. Biz burada 60-70 sene yaşıyoruz, gidiyoruz. Onlar daha kârlı değil mi? Biz yandık ya Resulallah. Biz az amelle gideceğiz ahirete. Çok üzüldüler. Efendim sohbet ederken sallallahu aleyhi ve sellem çok üzüldüler. Bu ayet indi. Leyletül kadri hayrun min elfi şehr. Bir gece var 83 seneye mukabil. 70 sene yaşadığını düşün. İşte bu ayet inince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte Allahü Teala size işte bu gece indirerek size ikram etti dedi. İşte o gece tövbe edelim. Bir daha yapmamak üzere, dönmemek üzere tövbe edelim. Temiz yaşamak, İslam'ı yaşamak kadar güzel bir şey yok kardeşler. Evet, hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.